Sayın seyirciler, MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Ergenekon davasının ortaya atılmasıyla AK Parti'nin kapatılmasının unutturulmaya çalışıldığını iddia etti. Bu davanın AK Parti'nin ekmeğine de yağ sürdüğünü söyledi. MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldız, ülke ve Alanya gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçe teşkilatında partililerle de bir araya gelen Yıldız, AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergenekon davası kapsamında Kemal Alemdaroğlu, İlhan Selçuk ve Doğu Perinçek'in gözaltına alınmasını, AK Parti'nin kapatılması gündemden düşürülmeye çalışıldığını savunan Yıldız, her parti hukuku göz önüne alarak faaliyetlerini yasalara uygun yapmalı. Bir parti %46,5 oy aldım diye hiçbir hareket edemez. Yasalar herkes için geçerli. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğa sahip bir iktidar partisi. Var olan yasaları beğenmiyorsa değiştirirsin ve uygularsın. Ergenekon davası kapsamında tutuklamaların olmasıyla gündem değişti. Ancak Türkiye bir hukuk devleti. Yasalar neyi uygun görüyorsa o yapılır. Herkes için ihtiyaçları hukuk. Dolayısıyla insanlar, kurumlar, partiler var olan yasalara göre faaliyetlerini yapmak zorundalar. Siyasi partiler de almış oldukları oy oranına göre kendilerine farklı bir özgürlük alanı açmamalılar. Yani ben %14,5 aldı isem Milliyetçi Hareket Partisi olarak %14,5'luk konuşmak gibi bir ya da kanunları %14,5'luk yok saymak gibi bir özgürlüğümüz olamaz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi için de geçerli. Ben %46,5 oy aldım. Dolayısıyla halktan bütün yetkiyi aldım. İstediğim şekilde de hareket ederim türünde kimse davranmamalı. CHP Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşmasında teröristlere Türk askerine karşı canlı kalkan oluşturduklarını anlatması ve MHP'li milletvekillerini kastederek sözde milliyetçiler sessiz kaldı sözlerini hatırlatılan Yıldız, MHP'nin milliyetçiliğini kanıtlamış bir partidir. Bunun üzerinde CHP'li bir milletvekilinin tartışma yaratması ise ayrıca abestir. Sürer bir CHP'li olarak milliyetçilik konusunda aynaya bakmalı ve kendini sorgulamalıdır dedi. Şimdi ülkemizdeki var olan sorunları biliyoruz. PKK terör örgütünün istek ve taleplerini de biliyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan destekçilerinin olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu yapılanlarla, gerek Nevruz'da yapılan gösterilerle ya da bundan önceki yapılan gösterilerle, eylemlerle Türkiye'ye karşı bir zarar verilmekte. Ancak bunu yapanlar, içerideki ve dışarıdakilerin şunu iyi bilmesi gerekiyor. Türk devleti çok güçlüdür. Bundan çok daha büyük badireleri atlatmıştır, sıkıntılar atlatmıştır. Dolayısıyla bundan da hiç kimse sonuca ulaşabileceğini düşünmesin.